Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 7. gününün 2. videosundayız. Yani bugünün son videosundayız. Trigonometrik fonksiyonların periyotları ve grafiklerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani kitabımızda sayfa numarası 41 ve 42 işleyeceğiz. Ve bakıyorum çok güzel sorular var. Çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Bu ders gerçekten çok önemli bir ders. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bir önceki videoda periyotları öğrendik. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonlarının grafiklerini çizdik. Şimdi örnek 11'de kalmıştık. Burada da sinüs 2x eksi 1 fonksiyonunun grafiğinden bahsediyor. Arkadaş bunu çizmeden önce sana bir şey öğretmem lazım. Biliyorsun da bir şey hatırlatmam lazım. Bir 5-10 dakikanı ayırman lazım. Çünkü bu tür grafiklerin çiziminde acayip işine yarayacak. O yüzden bir ön bilgi. Yani fonksiyonların böyle dönüşümleriyle alakalı bir bilgiyi vermem lazım sana. Hatırlatmam lazım. Burada istersen bir kağıt çıkartıp oradaki şeyleri yaz. İstersen böyle sadece ve sadece dinle. Ama bunu bilmen lazım ki sinüs ve kosinüsün 2 katının 3 eksiği bilmem ne gibi grafikleri de rahat bir şekilde çizebil. O yüzden bunu bil. Belki biliyorsundur ama belki ezberledim. Belki aklında kalmadı. Ben sana mantığıyla birlikte şimdi buradaki dönüşümlerden bahsedeceğim. Bak ilk önce bize bir y eşittir fx grafiği verilmişse y eşittir eksi fx'in grafiği sorulursa ne yapacağız? Mantığını söyleyeyim mi öncelikle sana? Arkadaş şimdi burada fonksiyonunun fonksiyonun eksi katı almış değil mi? Yani sen x virgül y iken sen bunu ne yapmışın Fonksiyon demek y demek değil mi? Y eşittir diyoruz ya. Y'nin işaretini almışım. Yani y'yi eksiyle çarpmışım ben burada. x virgül y'yi x virgül eksi y yapmak demek ne demek? Analitik geometriden yardım alalım. x virgül y burası iken x virgül eksi y yapacaksın. a x virgül eksi y aldı. Yaptığım zaman ne oldu burada arkadaşlar? x virgül y iken x virgül eksi y olması demek x eksenine göre simetriye demek. He x'e göre simetriyi demek oluyor o zaman. Yani bizim bir fonksiyon grafiği varsa elimizde bunun y eşittir eksi fx'ini bulmak istiyorsak ne yapacakmışız? x'e göre simetriğini alacakmışız. x eksenimiz burası değil mi? Evet buna göre simetriğini almak. Hocam şuradaki nokta ne? x'e göre simetriğini alsam burası bütün noktaları alacaksın ya da bunu ayna gibi düşün. Aynadan uzaklaşıyor, yakınlaşıyor, uzaklaşıyor şeklinde düşün. Bak şimdi aynamız burası ya. Uzaklaşıyor, yakınlaşıyor ve sonra da uzaklaşıyor. Bak x'e göre simetriği bu şekilde oldu. Yani y eşittir eksi fx'in grafiği bu şekilde olmuş oldu. Mantığına yattı mı? Bence yattı. Demek ki sen de böyle düşünebilirsin. Hocam fonksiyonu eksiyle çarpmak demek x'e göre simetriğini al demek anlamına geliyor. Peki Fonksiyona bak fx'e c eklemişim. fx'e c eklemek demek ne demek? Yani y'sine 5 eklemek. Yani atıyorum y'si burası 3 üçgen. Sen 5 eklerken y'si ne olacak? 8 olacak. Yani sen fonksiyona al yukarı doğru taşı demek arkadaşım. Hop. Aynen grafiği alıyorsun yukarı taşıyorsun. Grafiğimiz şu şekilde değil mi arkadaşım? Evet. Şu şekilde şöyle grafiğimiz böyle olacak arkadaşım. Aynısını alıyorsun buraya taşınmış hali. Yani c birim yukarı ötüyor, atıyorsun. Y eşittir fx artı c oldu. Çünkü c'si böyle 3 birimken 8 birim oldu. Mantığından geldi tamam mı? Buradan c birim yukarı atıyoruz arkadaşlar bunu. Peki fonksiyondan c birim çıkartırsam ne demek? Hocam fonksiyondaki c değeri 5 iken c değeri pardon y değeri 5 iken işte 3 çıkartmak demek y değeri 2, 2 olan anlamına geliyor. Ya da şurada ne yapacağız arkadaşlar? C birim aşağıya öteleyeceğiz. Aynen öyle. Hemen grafiğimizi çizelim. Grafiğimiz aynısı olacak. İşte C birim aşağı ötelenmiş hali de bu. Aa, o zaman ben fonksiyona bir işlem yaptığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Aşağı yukarı işlemler oluyor. Simetrisinde de böyle. Simetrisinde de ne oldu? X'e göre yansıması oldu. Böyle aşağı yukarı bir hamle yapıyorum. Bak C birim ekleyince yukarı doğru taşındı. C birim çıkartınca fonksiyondan aşağı doğru taşıma işlemi oldu. Aşağı yukarı işlem yapıyorum. Peki ben fonksiyonu c sabit sayısıyla çarparsam. Şimdi ben sana küçücük bir örnekle göstereyim. Mesela burası birken, iken y'si 1 sen fonksiyonu 5 ile çarparsan o zaman y değerini ne olacak arkadaşım? Yani y 5 katı olmayacak mı? Evet. O zaman burada da bak biraz önce dediğim şey geçerli. Aşağı yukarı işlemler oluyor. O zaman bizim y ordinatları hep 5 katına mı çıkıyor? Evet. Yani yukarı doğru genişleme oluyor. Tabi c birden büyükse. Yani hop, şöyle bir genişleme olacak arkadaşım. Aşağıdan da şöyle bir yere yani aşağı doğru bir genişleme olacak. Grafiğimiz işte bu şekilde olacak. Yani bu y eşittir c çarpı fx'in grafiği olmuş oluyor arkadaşlar. Peki c sabit sayısı 0 ile 1 ne olacak. Hocam c sabit sayısı da 0 ile 1 mesela 1 bölü 2 ile çarpacaksın. Atıyorum burası 1 ise sen ee, y değerlerinin hepsi 1 bölü 2 olmayacak mı? 1 bölü 2 ile çarparsın. Evet. Her bir değerin yarısı olacak. Yani Y değerleri yarısı olacağı için aşağı doğru basılmış şekilde olacak arkadaşlar. Grafik aşağı. Yani Y'ye yaptığım yani fonksiyona yaptığım işlemlerin hepsinde böyle yukarı aşağı bir işlemler var arkadaşlar. Burada da böyle şu şekilde. Mesela C yerine 1 bölü 2 yazarsam hop şöyle 1 bölü 2'li bir şey olacak. Böyle Y değerleri böyle küçülecek arkadaşlar. İşte bu da bizim ne oluyor? Y eşittir. C çarpı fx grafiği oldu. Bak C 1den büyükse değerler artıyor azalıyor. Bunları sen yorumla yapacaksın zaten. Ben sana nasıl yorum yapacağını söylüyorum. Burada da aşağı doğru sadece daralma oldu. Sıfırla bir arasında. Hocam eksili değer olursa ne yapacağız? İlk önce sen eksi mesela eksi 5 ile çarpmak demek ne demek? Fonksiyonu eksile çarparsın. Yani x, eksi, x eksenine göre Böyle şeyini alırsın simetriğini alırsın. Simetriğini aldıktan sonra da 5 katıyla genişletirsin. Tamam olay bu. Sıralı bir şekilde yaptığın zaman sıkıntı yaşamazsın. Ve şimdi gelelim x'e yapılan işlemlerde. Biraz önce dedik ki y'ye yani fonksiyonu yapılan işlemlerde yukarı aşağı işlemler oluyor. Yukarı gidiyor aşağı gidiyor ya da yukarı doğru böyle genişleme oluyor aşağı doğru daralma oluyor. Peki x'e yapılan hamlelerde ne oluyor? Sağa sola hamle oluyor kardeşim. Şimdi ben y eşittir fx'in grafiği varken elimde ben x yerine eksi x yazarsam yani düşün şimdi kardeşim x virgül y var sen x'i eksi x yaparsan eksi x virgül y yaparsan bunu bu ne demek analitik düzlemden hemen bir yardım alalım x virgül y burası iken eksi x yapmak hop eksi x virgül y buraya geliyor aa hocam y eksenine göre yansıması oluyor demek ki y'ye göre simetriğini alacağız arkadaşlar o zaman sen bu şekilde bir şey gördüğün zaman senin y ekseni burası ya. Y'ye göre yansıt. Ayna göre al. Hocam buradaki nokta buraya gelecek. Bak bu ayna bu ya. Aynadan uzaklaşıyor. Sonra biraz yakınlaşıyor. Şöyle gidiyor. Şöyle uzaklaş. Şöyle yakınlaş. Ve şöyle. Bak y'ye göre yansıması oldu. Şu şekilde bir yansıma söz konusu oldu. Bu da y eşittir. Y eşittir. F eksi x oldu. Peki hocam. Şimdi burada y eşittir. F x eksi c'yi yazarsak. Aa hocam biraz önce 3 birim ekledik ya y'ye. Yani fonksiyonu 3 birim ekledik ya. Ne yaptı? 3 birim yukarı çıktı. Şurada göstereyim hatta. Şöyle 3 c birim yukarı çıktı. Burada da c birim aç indi. Y'den bir şey çıkartırsak. O zaman burada da x'ten bir şey çıkartırsak hocam acaba sola mı gidecek? Değil. Bak buradaki mantık şu arkadaşım. Bak dikkat et. Beni dikkatli bir şekilde dinle. fx fonksiyonunu ne yapacakmışız arkadaşlar? f x eksi c yapacakmışız değil mi? Şimdi bu fx fonksiyonun x eksenini kestiği yer 0 diyelim mesela. E bunun x eksenini kestiği yer ne oluyor? x eksi c eşit 0 bu x eşittir c mi oluyor? Artı c mi oluyor? Aa evet. x 0 iken x c'ye gitmiş oldu. Aa o zaman biz ne yapmış olduk? C, c birim sağa ötelemiş olduk. Yani sağa gitmiş oldu. Atıyorum burası üçgen işte c yerine de 5 yazarsam burası ne olacak? 8 olacak mesela. Grafiğimiz aynen şöyle aynı olacak ve ötelenmiş olacak. Şimdi sana bir şey söyleyeyim ve aklında kalsın. Fonksiyona yapılan işlemlerde düz mantık var. İşte C birim eklediğim zaman yukarı gidiyor. Çıkarttığım zaman aşağı gidiyor. İşte kas sayıyla çarptığım zaman bak burada 5 ile çarptığım zaman yukarı genişliyor. E 1 bölü 5 ile çarptığım zaman aşağı doğru daralıyor. X'e yapılan işlemlerde de tam ters mantığı var. Mesela burada X'ten C'ye çıkartmak demek C birim sağa götürmek demek anlamına geliyor. Ya da x'e c eklemek demek c birim sola götürmek anlamına geliyor. Bunu c birim şeye taşıdık. Burada da c birim sola götüreceğiz. Yani fonksiyonumuz böyleyken böyle oluyor. C birim sola götürdüğünde de bu da y eşittir fx artı c oluyor. Yani x'e yapılan işlemlerde ters mantık var. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Bu da y eşittir fx eksi c oluyor. Mantığını da söyledim sana işte x eksenini kestiği yer sıfırken x eksenini kestiği yer artı c oldu. Aa, ne oldu? Şimdi, çünkü, çünkü Eşit sıfır şeklinde diyoruz ya. bu tarafa artı c diye geçti. C birim sağa gitmiş oldu. Burada da aynı mantıkla ispatını yapabilirsin. Hocam işte e, x sıfırken x artı c sıfırsa x eşittir x c oldu. Yani c birim sola gitmiş oluyor. Tamam. Peki gelelim şuna. Şimdi biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Biraz önce demiştik ki x'e yapılan işlemlerde ters mantık var. Ben fonksiyonu 5 ile çarptığım zaman ne oluyordu? Hocam 5 birim genişliyor böyle. 5 katı genişliyor demiştik burada da x'i ben 5 ile çarparsam 5 birim böyle sağa sola doğru mu genişleyecek? Hayır ters mantık var. 5 birim daralacak. Niye? Ben sana önce küçük bir örnekle vereyim. Senin y eşittir atıyorum e, x eksi 10 fonksiyonun olsun. Tamam x eksi 10 fonksiyonun olsun. Bu, bu ne demek? fx demek değil mi? Yani bu y dediğimiz fx fonksiyonu. fx fonksiyonun yani y eşittir x eksi 10'sa. Sen burada x eksenini kestiği yeri bulmak için ne yaparsın? Hocam x yeriniz, y yerine 0 yazalım. Y yerine 0 yazdığımızda x eksi 10. Buradan da x'i kaç bulursun? 10 bulursun. Peki fonksiyon c birden büyük bir değer verelim. Mesela biz şey düşünelim. Y eşittir 5x fonksiyonunu düşünelim. Y eşittir 5x yani f f 5x düşünelim. F 5x fonksiyonunu düşünelim. Fx fonksiyonumuz x eksi 10 ya. 5x fonksiyonumuz da 5x eksi 10 değil mi? Evet. Yani burada şurası y oldu bu sefer. Y yerine 0 yazarsam 0 eşittir 5x eksi 10'dan. Buradan 10 eşittir 5x yapar ve x de ne oldu? 2 oldu. Aa, 5 ile çarpınca x ne oldu arkadaşlar? x değeri 10 ken bak burası 10 ken x değeri kaç oldu? 2 oldu. Yani daraldı. Yani bizim grafiğimiz şöyle olacak arkadaşım. Daralacak. Buradan da böyle daraldı. Buradan da böyle daralacak. Yani şöyle bir şey. Y değerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Şöyle bir şey ve şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Y değerinde bir değişiklik olmayacak demiştik. Şöyle y değeri. İşte bizim şuradaki fonksiyonumuz y eşittir f c çarpı x oluyor arkadaşlar. Bir örnekle gösterdim ben bunu. Yani x'e yapılan işlemlerde ters mantık var. Bu sefer ne oluyormuş arkadaşlar? Daralıyormuş. c katı daralıyor. Yani 10 ken kaç oluyor? Hani c'ye bölünmüş hali. 5, e, bu 5x yazdıysak eğer c5 ise eğer 10 bölü 5 oluyor burası. 10 ken, 10 bölü 5 oluyor. Tamam. Ya da farklı bir mantıkla nasıl gösterebiliriz? Mesela e, şey düşünelim. Neyi düşünelim? Bizim periyottan gidebiliriz aslında. Değil mi? Evet periyottan gidebiliriz. Mesela atıyorum bizim fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz ax artı b iken yani fx fonksiyonumuz tamam ax artı b iken e, yo fx fonksiyonumuz x iken xken diyelim. Çünkü x'i fx fonksiyonumuz xken. xken demeyelim de ne diyeyim ya ben. Burada ya bir fx, fx fonksiyonumuz var tamam mı? Yani burada x'li bir şey olsun. fx fonksiyonumuz x'li bir şey olsun mesela. Ben bunu şey yaparsam. E, bunun periyodu ne? Periyodu. Hani. Şeyden mi örnek versem ya? Sinüsten mi örnek versem? Evet sinüsten örnek vereyim ya. Sinüs x fonksiyonu yani fx fonksiyonu sinüs x fonksiyonu periyodu nedir arkadaşlar? Periyodu 2 pi bölü a. 2 pi bölü 1'den 1 bir değil mi? Evet. Şimdi sen f f 5x fonksiyonunu yap bakalım. Sinüs 5x olmuyor mu bu? Evet. Bunun periyodu ne oluyor? Bunun periyodu da 2 pi bölü 5 mi yapıyor? Aa hocam 2 pi iken 2 pi bölü 5 olmuş oldu. Yani gerçekten de 5'e bölünmüş hali olmadı mı? Yani ne olacak? Şöyle bir daralma söz konusu arkadaşlar. Yani şunu söyleyebiliriz kolaylıkla. Y'ye yapılan işlemlerde tekrar söylüyorum Y'ye yapılan işlemlerde düz mantık var. X'e yapılan işlemlerde ters mantık var. Bak baştan anlatayım. Şöyle tamam X'e göre simetri o ayrı bir şey. Şimdi C eklersem C birim yukarı, C çıkartırsam fonksiyondan C birim aşağı. 5 katını alırsam 5 genişliyor. Eee 0 ile 1 arasındaysa 5 daralıyor burada. E, burada da e, X, X C yazarsam C birim sağa gidiyor. X artı C yazarsam C birim sola gidiyor. Ters mantık var. Hocam fonksiyonda da böyle içini c ile çarptığım zaman da ne oluyor? Daralıyor. 5'e bölünmüş halinde daralıyor. Peki sıfırla ile 1 arasındaysa bu yani 1 bölü 5 ise ne olacak mesela? O zaman da genişleme olacak arkadaşlar. C birim genişleme olacak. Yani bizim buradaki değerler buradayken x de genişleme olacak. Mesela şöyle ve şöyle. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Aha. Bizim fonksiyonumuz işte tam olarak bu şekilde genişlemiş halde olacak. Tabi buradaki y değerlerine de dikkat edin. Y değerleri yine aynı mı olacak arkadaşlar? Evet. Y değeri aynı olacak şekilde bir genişleme söz konusu olacak. Tam olarak şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Hop y değeri de aynı olacak. Tam çizemedim ama dur bakayım. Şunu şöyle çizdim. Dur. Şunu şöyle çizdim. Sonra geldim böyle çizdim. Sonra bunun içinden mi geçsin? İçinden geçmesin. İçinden geçsin ya da şöyle geldi. Y değeri aynı olacak ya. Bir çizemedim ya. Şöyle y değeri aynı olacak şekilde. Ee, y değeri aynı olacak şekilde. ha şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Aynen böyle. Bu da y eşittir f c çarpı x'in grafiği olmuş oluyor. Tamam. Özetleyelim mi yandan? Özetlemeye gerek var mı? Sen geri sana şey yaparsın. Anlaştık. Hocam bu niye böyle? yine aynı periyot mantığından gidebilirsin. Hani periyodu fx fonksiyonunu hadi bu sefer kosinüs diyelim. Kosinüs x'e periyodu nedir? Pi bölü 1'den pi yapar e, ee, ben fx f atıyorum 1 bölü 5 x yazayım. 1 bölü 5 x ya da 1 bölü 5 x yazayım. O da kosinüs e, x bölü 5 yapıyor. da ne yapacaktır? Şurası 2 pi bölü a yapacak. 2 pi bölü 1 bölü 5 yapıyor. 10 pi mi yapıyor? Aynen öyle. Bak bu sefer de katı olmuş oldu. Tamam. Temel mantık bu oluyor arkadaşlar. Buna göre bu bilgileri bildikten sonra yorumumuzu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi gel bunun grafiğini çizmeye gelelim. Yalnız ben bir de bunların böyle grafiğini çizmek istiyorsak ne yapacağız? Sinüs x'in grafiğini, kosinüs x'in grafiğini kesinlikle ama kesinlikle bileceksin. Hatta tanjant x ve kotanjant x'i de bilirsen, yani tanjant x'li grafikleri de rahat bir şekilde çizersin ama ÖSYM genelde sinüsle ve kosinüsle ilgili grafikler soruyor bize. Şimdi kardeşim 2 sinüs x verilmiş. Biz neyi bileceğiz? Sinüs x'in grafiğini bileceğiz. Önce grafiği çiz. Sinüs x'in grafiği nasıldı arkadaşlar? Yılağın hareketi yapıyordu. Sinüs 0 neydi? Sinüs 0 neydi arkadaşlar? Şöyle baktığın zaman. Hocam kosinüs 0 1'di. Sinüs 0 daha 0 değil miydi? 0'dan başlayan bir yılan hareketi. Hop şöyle. Ve 0 2 pi aralığında bu değil miydi? Aynen böyle. Peki ben şimdi neyi arayacağım arkadaşlar? İlk önce sinüs x'i 2 ile çarpacağım. Fonksiyonu 2 ile çarpmak demek ne demekti? Fonksiyon çarptığın zaman 2 birim genişliyor demek değil mi? Y değerler artıyordu. Hocam burası 1 iken burası ne oluyor? Eksi 1'di. 1 iken eksi 1'di. O zaman bizim yeni grafiğimiz ne olacak arkadaşlar? Yeni grafiğimiz 2 ile çarpılmışı şu şekilde olacak. Çiziyorum. Şöyle yukarı doğru genişleyecek. Hop şöyle. Şuradaki değerlerinde periyodunda herhangi bir değişiklik yok. Yine 0 2 pi burası. Çünkü x aynı kaldığı için periyodu değişmiyor arkadaşlar. E burası ne oldu? Eksi artı 2 oldu. Burası ne oldu? Eksi 2 oldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Fonksiyondan 1 çıkartacağım. Fonksiyondan 1 çıkartmak demek ne demekti? Fonksiyonu yukarı aşağı taşımak demek değil miydi? Evet. Fonksiyonu aşağı taşıyacağım kardeşim. Taşıyalım aşağıya. Bir birim aşağı taşıyacaksın. Senin buradaki noktan nereye geliyor? Şuradaki noktan buraya geliyor sadece. E buradaki iki değerin bir birim aşağı taşındığında da buraya gelecek. Yani bir değerine denk gelecek. Şöyle bir şey olacak. Yılan hareketini yapıyorum. Şöyle ve şöyle. Şuradaki nokta da bir birim aşağı inecek. Şöyle bak burası kaç oldu? Eksi 1 oldu. Şuradaki değer artı 1. Hop şuradaki değer de kaç yapıyor? Şurası eksi 2 iken bir birim aşağı geldiğinde burası da eksi 3 olacak. İşte bizim grafiğimiz bu şekilde olacak. Hatta burası da 2 pi'ye denk gelecek. İşte bu sinüs 2 sinüs x eksi 1'in grafiği arkadaşlar. Tamam. Gelelim bir sonrakine. Hocam kosinüsün grafiğini çizeceğiz. Ben 4 kosinüs 2x'in grafiğini çizmek istiyorsam önce kosinüsün grafiğini çizeceğim. Peki kosinüsün grafiği nasıldı? Yılan hareketiydi. Kosinüs 0 1 değil miydi? Evet. Birden başlayan bir yılan hareketi çizeceğiz. Birden başlayan bir yılan hareketi şu değil midir arkadaşlar? Evet. Ta buraya 2 pi'ye kadar geliyordu. 0 2 pi aralığında çizin demişti. Ve burada da arkadaşlar 0 2 pi aralığında ben bunu çizdim. Normal tüm aralık istenmiş olsaydı 2 pi aralığında Hop aynı hareket devam ediyor deyip böyle grafiği de çizebilirdik arkadaşlar. Neyse burada da 0 2 pi aralığında ben kosinüs x'in grafiğini çizdim. Şimdi benden ne diyor? Önce kosinüsü 2x yap diyor. Arkadaş x'i ben 2 ile çarptığım zaman bak x'e bir hamle yaptığım zaman sağa sola doğru hamleler oluyordu. Peki x'te ters hamle oluyordu. Ben bunu 2 ile çarptıysam, birden büyük bir sayı ile çarptıysam daralmayacak mı? Daralacak. Nasıl daralacak arkadaşlar? Burası 2 pi iken 2'ye bölünmüş hali kadar daralacak. Hadi bakalım 2'ye bölünmüş hali kadar daralt. Hocam şöyle şöyle 2'ye bölünmüş hali kadar daralttığım zaman şöyle bir şey mi yapıyor? Evet çanağımız bu şekilde oldu. Ve şurası pi yaptı? Evet normalde buradaki değerler bak neydi? Şurası hocam pi bölü 2 idi. Burası neydi? Pi Burası da 3 pi bölü 2 değil mi? Evet grafikte şimdi bizim grafiğimiz şöyle aşağı doğru inecek şöyle gelecek şöyle gelecek ve şöyle olacak. Hocam buradaki değer bak ne oldu 3 pi bölü 2'den 3 pi bölü 4 yapar. Buradaki değer hocam şuradaki değer pi bölü 2 yapar çünkü 2'ye bölünmüş hali olacak. Buradaki değer de pi bölü 4 mi olacak aynen öyle. Şimdi ben 0 pi aralığını çizmiş oluyorum sonra devamını da getiririm yalnız dikkat. Sonra ne yapacağım? Fonksiyonu 4 ile çarpacağım. Bak ilk önce fonksiyon içi halledilir. Sonra fonksiyon halledilir. Fonksiyonu 4 ile çarpmak demek hop yukarı aşağı doğru genişlemesi demek değil miydi? Evet. Fonksiyona yapılan hamleler yukarı aşağı. X'e yapılan hamleler sağa sola doğru. Yukarı aşağı doğru hamle yapacağım. Tabi buranın ben 1 olduğunun buranın da ben eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi ben bunu 4 ile çarparsam o zaman 4 katı genişleteceğim bunu. Haydi 4 katı genişletelim. Düzgün bir şekilde şunu çizelim. Çizdik ve çizdik. 4 katı genişlettiğim zaman buradaki eksi 1 artı 1 artı 4 mi olacak? Evet. Şurası eksi 1 de eksi 4 mi olacak? Aynen. O zaman şöyle bir şey olacak ve bizim grafiğimizde aha da şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Hop. Hop şöyle bir şey olacak. Aha. Hocam burası pi. Hocam burası 3 pi bölü 4. Şurası pi bölü 2. Burası da pi bölü 4 olacak. Ve grafiğimiz bu. Ama ben sıfırla pi aralığında çizdim. E, bu pe, Bunun periyodu zaten ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle baktığınız zaman kosinüs 2x'in periyodu ne yapıyor? E, hocam 2 pi bölü. Şöyle 2 pi bölü 2'den pi yapıyor. E, zaten periyot pi. E, şu pi aralığında hep aynı şekilde devam edecek. Şöyle gelip böyle gittim ya. Bundan sonrasında da yine böyle gelip böyle gideceğim arkadaşlar. İşte. Bizim grafiğimiz tam olarak burasıdır. Hop şurası da 2 pi olacak şekilde. İşte bu neyin hiç? 4 kosinüs 2x'in grafiğiymiş. Evet örnek 12'de bu şekilde çıktı arkadaşlar. Yani sen ne dönüşümleri bil bir de sinüsün kosinüsün grafiklerini bil. Çok güzel bir şekilde bunu yorumlarsın kardeşim. Peki ÖSYM e soruları böyle mi sorar? Hayır yani işte hadi bunun grafiğini çiziniz. E, grafik olsa bile çıklarda olmaz mı? Olur. Yani sorular şu şekilde gelebilir. Grafiği çizip aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Bu tür sorularda da genelde ne yapıyoruz? İki tekniğimiz var. Ya böyle yerine yazarak buradaki değerleri buradaki sonuca ulaşmaya çalışacaksın. Ya da işte buradaki fonksiyona bakıp neyin grafiği acaba sinüsün mü kosinüsün mü deyip yorum yapıp ona göre yapacaksın. Ama genelde siz şeyi seviyorsunuz. Neyi seviyorsunuz? Yerine yazmayı daha çok seviyorsunuz. Burada yerine yazmada da siz kosinüs sıfırın bir kosinüs sinüs sıfırında eksi bir olduğunu biliyorsunuz ya. O, sinüs sıfırında sıfır olduğunu biliyorsunuz ya. Hocam şöyle baktığınız zaman 0 burada bu fonksiyonda 0 değeri kaça denk olmuş? 3'e denk olmuş. Bunlara bakacaksın. 0'da 3 veren, pi bölü 4'te 1'i veren, pi bölü 2'de 3'ü veren değer acaba hangisi diye bakacaksın burada. Tamam. Yani yerine yazma metoduyla yapacaksan buna yapacaksın. Hemen yazalım. Mesela 0 yazdığımızda kosinüs 0, 1, 2 eksi 1'den burası kaç yaptı arkadaşım? 1 yaptı. Ama ben 0'ın 3 olmasını istiyorum. O yüzden bu gitti. Hocam burada 0 yazarsam kosinüs 0, 1, 2 artı 1'den burası 3 yaptı. B şıkkı olabilir. 0 yazdığımızda burası 1 yaptı. 3 artı 1'den burası 4 yaptı. O zaman bu da gitti. 0 yazdığımızda hocam burası 1. 3 eksi 1'den burası 2 yapar. O zaman burası da gitti. 0 yazdığımızda bu, hocam burası komple 1 yapar. E 1 yaptığı için 4 eksi 1'den burası da 3 yaptı. Evet 0 yazdığımızda 3 değerini veren 2 tane şıkla karşılaştık. E hocam e bir de pi bölü 4'e bak. Pi bölü 4 sen pi bölü 4 yazarsan burası x yerine pi bölü 4 yazarsan burası pi yapar. Kosinüs pi de eksi 1 ya. Hocam kosinüs pi eksi 1 olduğundan dolayı 2 eksi 1 kaç yapıyor? 1 yapıyor. Pi bölü 4'te 1 yaptı. Evet cevap büyük ihtimalle balık esir. Şimdi şuna bakalım. Şu pi yazdığımızda burası kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. ile eksinin çarpma artı 1 yaptı. 4 artı 1'den cevap da 5 yaptı. Bak buradaki şık da bundan dolayı gitti. Böyle bir eleme yapabilirsin kardeşim. Tamam. Ama başka ne yapabiliriz hocam? Başka da şu şekilde yorumlayabilirsin. Biz neyi biliyoruz? Sinüsün ya da kosinüsün grafiğini biliyoruz. A şıklara baktığımızda zaman, zaman da hep kosinüsün grafiği var burada. O zaman kosinüsün grafiği varsa şunu yorumlayacağız. Kosinüsün grafiğini çizelim. Kosinüsün grafiği nereden başlıyordu? Kosinüs 0 1 diye. 1'den başlayıp şöyle bir hareketti. Değil mi arkadaşım? Şurası da 2 pi olacaktı. E şöyle baktıktan sonra fonksiyona ne yapmışız? Bak şıklara bakalım. Şunları bir sileyim. Şıklara bakalım. Hocam biz burada ne yapmışız? Burayı yani y eksenini kestiği yeri ne yapmışız arkadaşlar? 3'e getirmişiz. Önceden neydi? 1 bir birimde. Hop buradan yukarıya 2 birim taşımışız. Fonksiyonu yukarı taşımak demek 2 birim fonksiyonu eklemek demek değil midir? Evet. Burada 2 birim eklemişim. 2 birim eklemişim. Bunlarda bak 2 birim ekleme yok. Ya cevap bu ya da cevap bu. Ama bu kosinüsün grafiği. Baksana çanak işareti böyle var. Eksi kosinüsün grafiği bu değil. Eksi kosinüsün grafiği ne olacaktı? Yani kosinüs x'in grafiği bu şekildeyken e, eksi kosinüsünü yani fonksiyonun yani x virgül y iken sen bunu x virgül eksi y yaptığın zaman x'e göre simetriye değil miydi? Bunun x'e göre simetriği şu değil midir arkadaşlar? Bizim burada grafiğimiz bu şekilde değil ki. Bak şu şekilde değil. Yukarı doğru gitmemiş burada. Böyle gelmiş. O yüzden bu olamaz arkadaşlar. O yüzden cevap da B seçeneği diyebiliriz. E burada kosinüs 4x olduğunu nereden anlayacağız? Periyoduna bak. Periyoda bunun 2 pi bölü A 4'ten dolayı pi bölü 2 yaptı. E, gerçekten 4x zaten her ikisinde de 4x sıkıntı yok. 4x olduğu belli. Bak şu aralık pi bölü 2 periyot böyle gelmiş böyle gitmiş ve bundan sonra da böyle devam ediyor demek ki. Bunu da buradan anlayabiliriz. Evet örnek 13'ü de bu şekilde bulduk. İstediğin teknikle yap. Bu tamamen sana kalmış. Geldik bir sonraki soruya. Evet yukarıda verilen fonksiyonun denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yerine yazıp da yapabilirsin. Yani 0 yazdığında eksi 1 olacak. Tamam mı? 0 yazdığında eksi 1 değerini verecek. Ee, pi bölü 4 bilmiyoruz. Pi bölü 2 yazdığında da kaç değerini verecek? Bak pi bölü 2 yazdığında da eksi 1 değerini verecek. Bunlara bakacaksın sadece. Ha her ikisinde de aynı sonuçla karşılaşıyorsan bir de 3 pi bölü 4 eksi 3'ü gösteriyor. Ona da bakabilirsin dostum. Tamam. Ama ben nereden yapacağım? Şıklardan yapmayacağım. Olur ya ÖSYM -HM tabi bazen böyle seçebiliyor. Şıklardan yapamasın diyor öğrenci. Şimdi buna bakalım. Bu neyin grafiği acaba? Hocam bir kere aşağı doğru ötelenmiş. Acaba ben burada kosinüs öteledim, sinüsümü öteledim? Kosinüs fonksiyonu olmuş olsaydı bu. Hani böyle yılan gibi hareketler ne oluyordu? Kosinüs oluyordu. Ee, bu neydi arkadaşlar? Kosinüsün grafiği de şu. Peki öbürünün grafiği neydi arkadaşlar? Sinüsün grafiği de. Sinüsün grafiği de şu şekilde olmayacak mıydı? Şuradan başlayıp şöyle ve şöyle olmayacak mıydı? Evet. Bu da şeyim grafiği. Ee, ben eğer burası bir birimken fonksiyonu ötelediysem eğer aşağı doğru ötelediysem fonksiyondan çıkartma yapacağım. Yani buradan nereye gelmişim? Eksi 1'e gelmişim. Eğer fonksiyonumuz bizim kosinüslü bir fonksiyonsa eğer bu kosinüsün fonksiyonu ya bu da sinüsün fonksiyonu ya kosinüsün fonksiyonuysa aşağı doğru kaç ötelenmiş ona bakacağız. Ama fonksiyonu da çarpmış mıyız ona da bakmak lazım değil mi? Evet fonksiyonun katına alıp da bir aşağı öteleme var burada. Mesela burada Kosinüsün 2 katını aldığında sen kosinüsün 2 katını aldığında yukarı doğru 2 genişlemeyecek mi? Evet burası 2 olacak. Sonra 3 birim aşağı ötelenmiş hali mi? Evet 2'yi de 3 birim aşağı ötelediğinde eksi 1 veriyor mu? 3 birim aşağı ötelediğimiz zaman aynen öyle. Bunu veriyor. E bu olabilir. Ama bu olabilir ama bu buraya gelecek ama bak böyle dikkat et. Şimdi kosinüsün 2 katını alınca tamam daralma olacak. Daralmayı alırız. O önemli değil. Grafiğimiz yine aynı. Bu şekilde olacak. Burada sonra fonksiyonun iki katını aldığımda bu 2 oldu. Sonra ben bundan fonksiyondan 3 çıkartacağım. Fonksiyondan 3 çıkarttığım zaman ne olacak arkadaşlar? Fonksiyondan 3 çıkarttığım zaman da hocam bu buraya gelecek. Yani eksi 1 olacak. Ama fonksiyonumuz bu şekilde olmayacak mı arkadaşlar? Şu şekilde olmak zorunda. Burada yukarı doğru gitmiş. Ha, o zaman kosinüslü bir fonksiyon değil. Kosinüslü olsa bile eksiyle çarpılmış olmak zorunda. Demek ki fonksiyonumuz sinüslü bir fonksiyon. Şimdi 3 katını alıp B şıkkına bakalım. Sen e, sinüs x fonksiyonunun 3 katını aldığın zaman bir kere sinüs x olamaz. Şöyle gelmiş böyle gitmiş. Bak burada 3 pi bölü 4'e kadar gitmiş burası. Yani bizim periyodumuz kaç burada? Şöyle gelmiş böyle gitmiş. Şuradan şuraya 3 pi bölü 4. Periyodumuz 3 pi bölü 4. Bir kere periyodunun 3 pi bölü 4 olanına bakmam lazım benim. Yani şu sıfırdan 3 pi bölü 4'e kadar değil mi? Evet. Periyodu 3 pi bölü 4. Bu... 2 pi bölü yo periyodu da 3 pi bölü 4 değil ki bunun. Dur bakayım ya periyodun sonra düşünürüz biz burada. Sinüs fonksiyonuna işlem yapalım burada. Sinüs fonksiyonuna nasıl işlem yapacağız? Şimdi sinüs x fonksiyonu bu bu sinüs x fonksiyonu olamaz bir kere. Sinüs x fonksiyonu olmuş olsaydı periyodunun pi bölü kaç olması lazımdı? Hani 2 pi bölü a'dan 2 pi bölü 1'den 2 pi olması lazımdı. A bizim fonksiyonumuz bak böyle gelmiş böyle gitmiş. Tam şuraya kadar geliyor şöyle şurada. Ee, bu pi bölü 4, pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 3 pi bölü 4. Şurası da pi yapıyor. ha periyodu pi yapanı arayacağım arkadaşlar. Periyodu. Burası 2 pi yaptı. Burası olmadı arkadaşım. Tamam Ya da nasıl? Şu bizim yarısı değil mi? E, yarısı pi bölü 2 ise diğer yarısı da pi bölü 2'dir. Oradan da diyebiliriz. Periyodunun kaç olması lazım? Pi olması lazım. Periyodu pi değil. Şuna baktığım zaman hocam burası 2 pi bölü 2'den pi yapıyor. Bu da 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 yapıyor. O zaman bu da değil. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Ya da direkt çizelim istersen. Şurada tamam daralttık. Bu iki katını aldığımız zaman daralttık. Burası 2 pi iken ne oluyor? Pi oluyor. İki katını aldığımız zaman. X'e yapılan hamlelerde daralıyor ya. 0 pi aralığına geldi. Sonra burada fonksiyonun iki katını aldığımız zaman. Normalde burası 1 iken. Burası kaç olacak? 2 olacak. Burası da eksi 2 olacak. Bir de fonksiyondan bir birim çıkartacağım. Bir birim çıkarttığım zaman da bir birim aşağı öteleyeceğim. Bir birim aşağı ötelenmiş halde şurası yapmıyor mu? Evet fonksiyonumuz yani bir bir maşa ötelenmiş halde şu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Gerçekten de şöyle bir şey oldu mu? Oldu. Yani cevap denizli yapmış oldu. Ha sana kalmış. İster sinüs ve kosinüsleri böyle baz alarak yap. İstersen de direkt yerlerine yazarak yap. Ama genelde yerine yazma yapıyorsunuz. Ama ben size diğer tekniği de ne olur ne olmaz diye gösteriyorum. E, periyot da bizim için önemli oluyor. Periyodunu da bazen buluyorum. Ona göre işlem yapıyorum dostum. Sana kalmış. Evet geldik bir sonraki soruya. Evet 3 sinüs 2x artı 1'in 0 pi aralığındaki grafiği nedir diye soruluyor. Arkadaş bir 0 yazarsın burada. Ondan sonra 0 yazdığında kaçı veriyor dersin. Bir atıyorum pi bölü 2 yazarsın. Pi bölü 2 yazdığında kaçı veriyor. Mesela 0 yazdığında atıyorum 4'ü veriyorsa. Pi bölü 2 yazdığında da eksi 2'yi veriyorsa. Hocam 4 ve eksi 2 burada var. Bakıyorum 0 yazdığımda 4'ü vermiyor. Bak 0 yazdığımda 4'ü vermiyor. 0 yazdığımda 4 pi bölü 2 de eksi 2. İki şık arasında kalırsın. Sonra bir değer daha verirsin burada. Atıyorum pi bölü 4 verirsin mesela. Pi bölü 4 verdin nereye gidiyor? Şıklardan da gidebilirsin. Bu senin tekniğin olsun tamam mı? Bir sıfır yaz. Sıfır yazdığında kaçı veriyor? Bir pi yaz. Pi yazdığında kaçı veriyor? Bir de pi bölü 4 yaz. Pi bölü 4 yazdığında da kaçı veriyor? Onları yazarak sen yapabilirsin bunu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben normal grafiğini çizeceğim. Arkadaş sinüs x'in grafiğini çizeceğim. İlk önce sinüs x'in grafiğini çizelim. Yılan hareketi. Sinüs sıfırda 0, değil mi? E, sıfırdan başlayıp bir yılan hareketi. Hocam şu şekilde değil mi bizim sinüsün grafiği? Şurası 2 pi olacak. Ben bunu 2 ile çarptığım zaman daralacak. Hocam 2'ye bölünmüş halde daralacak. Yani burası pi olacak. Ondan sonra bütün değerler burası. Bak burası 2 pi'ydi burası pi'ydi. Burası o zaman pi olacak. Burası da pi bölü 2 mi olacak? Evet. Hatta burası da pi bölü 4 olacak değil mi? Tamam. Sonra fonksiyonu 3 ile çarpmışım. 3 ile çarptığım zaman fonksiyonu ne olacak arkadaşım? Burası 1 ve eksi 1'di. Yani burası 3 ve eksi 3 mi olacak? Çünkü y değerlerini 3 ile çarpmış oluyorum. Fonksiyona 1 eklemek demek de yukarı taşıyacağız kardeşim. Hadi yukarı taşıyalım onu da. Yukarı taşıyalım. Bir birim yukarı taşıyacağız. Şu sıfırdan başlıyor da bir birim yukarı taşıdım şöyle bir grafik mi olacak? Evet. Bir birim yukarı taşıdığımız şu şekilde bir grafiğimiz olacak arkadaşlar. Yani burası bir birim yukarı taşınmış hali 4 oluyor. Burası 1 oluyor. Şurası bir birim eksi 3'ten bir birim yukarı taşınmış hali eksi 2 oluyor. Şurası da zaten direkt 1'e denk gelecek arkadaşlar. Yani hangi şıkta var? Şunu arayacağız direkt. Eksi 2, 4 ve 1. Şöyle. Eksi 2, 4 ve 1. Evet. Aynen. E şıkkında var. Yani biz dönüşümleri bildikten sonra da ve sinüs x'in grafiğini de bildikten sonra da çok rahat bir şekilde çizebiliyoruz aslında. Bence değer vermekten daha hızlı bir şekilde oluyor. Yeter ki ilk başta anlattığım o mantığı iyi bir şekilde bil. Tamam. Evet güzel bir soruydu. Geldik örnek 16'ya. Hmm. Şimdi y eşittir a çarpı sinüs bx artı c verilmiş. İlk önce periyoduna bakalım. Periyodumuz bizim 2 pi bölü 3 mu olmuş arkadaşlar? Evet. Bu neyin fonksiyonu arkadaşlar? Ya sinüsün fonksiyonu ya da kosinüsün fonksiyonu. Hani sinüs ve kosinüsü şöyle bir baz alalım. Sinüsün fonksiyonu nereden başlıyordu arkadaşlar? Sinüs sinüs 0 0 olduğu için 0'dan başlıyordu. Bu sinüs fonksiyonu bu. Kosinüsün fonksiyonu da nereden başlıyordu? 1'den başlıyordu. Hop! Şöyle bir şey oluyordu arkadaşlar. Değil mi? Birden birden başlayıp şöyle bir şey oluyordu. Heh. Şöyle bir şey oluyordu. Ya bu kosinüsün fonksiyonu ya da sinüsün fonksiyonu olacak arkadaşlar. E bu aşağı inmiyor. Yukarı doğru çıkmış. O zaman bu sinüs fonksiyonu değil mi? Evet. E hocam sağa doğru ötelenmişi var mı? Hayır. X'i sağa doğru ötelememişim. Belki bunu sağa doğru ötelenmişi de olabilirdi. Yani bu kesinlikle ama kesinlikle sinüsün fonksiyonu. Zaten A çarpı sinüs BX demiş. Tamam sinüs fonksiyonuna bakacağım belli. Kusura bakmayın bir 10 saniye verdiğim rahatsızlıktan dolayı. Bazı oluyor böyle. Şimdi ben neye bakacağım? Sinüs fonksiyonunda böyle gelmişim ve periyodumuz ne olmuş? Şuradan şuraya. Sinüs fonksiyonu şu şekilde oluyordu ya bak bu şekilde bu uçtan bu uca 2 π bölü 3 olmuş. E o zaman bizim periyodumuz neydi arkadaşlar? 2 pi bölü b değil miydi? Evet. Bu ne eşitmiş? 2 pi bölü 3'e eşitmiş. Hocam 2 pi'ler falan filan gider. B'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. B değerini 3 bulduk. Şimdi C değeri de ne demek arkadaşlar? C değeri de yukarı doğru ötelemek demek. Ama ilk önce sinüse ben çarpmışım. Sinüs çarpmışım. Sinüsü çarpmışım ama <laughs> ne yapmışım? Genişletmişim. Ne kadar genişleteceğim bulacağım. Önceden bizim buranın genişliği kaçtı arkadaşlar? Bizim buranın genişliği 1 iken burası da eksi 1'di. 2 birim değil miydi şurası? Evet. 2 birimken ben buradaki genişliği ne yapmışım? 8'den eksi 4'e. Hop şuradaki uzunluk kaç? Hocam buradaki uzunluk 12 olmuş. Yani ben bunun 6 katını mı almışım? Evet 6 kat genişletmişim. O zaman bu da genişletme olduğu için genişletmemiz 6 kat mı oldu? Evet. Farklı bir şekilde de bulabilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Hocam C demek ne demek? C de yukarı doğru taşımak demek. E yukarı doğru taşımak da sen bunu böyle genişlettiğin zaman hala daha burası sıfırda. E sıfırda yukarı doğru taşımak demek bura. Yukarı doğru kaç birim taşımışım? 2 birim taşımışım. O zaman C de kaç olacak arkadaşlar? 2 birim olacak. Yani cevap kaç yapıyor o zaman? Böylelikle 36 yapıyor. Daha farklı bir şekilde bulabilirsin. Hocam ben A'yı bulmakta zorlanıyorum. Tamam. B'yi buldun ya. C de 2 birim yukarı taşındı ya şimdi böyle. Hani C sıfırdan 2 birim yukarı taşındı. İşte B'yi buldun C'yi buldun. Ondan sonrasında işte burada X yerine bir sıfır yazabilirsin. Ya da 90 derece yazabilirsin. Ya da pi bölü 6 yazdığında bak böyle 8 değerini verecek falan filan deyip. Oradan da B değerinde aslında ya da direkt hangi değer A değerinde oradan da bulabilirsin dostum. Tamam mı? B, C'yi bulduktan sonra yerine yazmayı da bulabilirsin. Ama böyle genişletmeler fonksiyonu çarpmayla ilgili oldu. Bak önceden 2 idi. Çok güzel bir çözüm yaptık aslında bu arada. Burası kaç oldu? 12 oldu. Yani kaç katını aldık? 6 katını aldık. O zaman burası 6 olacak diye söyledik arkadaşlar. Bu da yukarı taşıma olduğunu biliyoruz. Fonksiyona bir şey eklediğimiz zaman yukarı doğru öteleme anlamına geliyordu. Evet örnek 16'da 36 çıktı geldik örnek 17'ye. Şimdi fonksiyonumuz böyle. Bak sinüs x'li bir grafik verilmiş. O zaman biz burada şöyle şey de yapabiliriz arkadaşlar. Yerine yazma metodu da yapabiliriz burada. İşte 0 yazdığımızda nereye denk geliyor? Bilmem ne yazdığımızda nereye denk geliyor? Normalde bu <laughs> Ee, sinüs x'in grafiğini bir de eksiyle çarpmış. Hmm. Eksiyle çarpmış. E, normalde bu aralık nasıl oluyordu böyle? Sıfırla 2 pi aralığında oluyordu değil mi? E hocam burası neydi? Tam böyle tepe noktası burası pi bölü 2'de oluyordu. Tam burası da nerede oluyordu? Pi'de oluyordu. E buradan böyle şuradaki yüksekliği bulmuş olursun aslında. Şurası pi bölü 2 burası da 3 pi bölü 2 oluyordu. Özür dilerim. Tam burası şurası pi oluyordu. Burası da 3 pi bölü 2 oluyordu. E burası da kaç oluyor arkadaşlar? Burası da açılıyor. 2 pi zaten. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Dostlar. Burada yerine yazma metoduyla yapabilirsin. İşte x yerine 0 yazdığımızda y'si kaç yapıyor? Hocam y'si x yerine 0 yazdığım zaman sinüs 0'ın kaç olduğunu biliyoruz. Kosinüs e, 0 1 ya sinüs 0'da 0 olduğunu biliyoruz. Bu 0 yaptı. O zaman burası y'si 4 mi yaptı arkadaşlar? Evet 4 yaptı. E, ondan sonra şurada 3 pi bölü 2 yazdığımızda bu nereye denk geliyor? Pi bölü 2 yazdığımızda bu nereye denk geliyor? O şekilde buradaki uzunlukları da böyle bulabilirsin. Ya da şimdi ilk etapta şunu da yapabilirsin. Bunun tanım aralığını bulabilirsin. Bunun tanım aralığı hocam nereden nereye? İşte şuradan şuraya kadar değil mi? Evet. Yani sen sinüs x'in aralığını ne biliyorsun? Eksi 1 ile artı 1 arasında olduğunu biliyorsun. Hocam ben 4 eksi 3 sinüs x'i bulacağım. O zaman ben bunu eksi 3 ile çarparsam yön de değiştiriyor. Eksi 3 küçük eşit. Eksi 3 sinüs x. O da küçük eşit artı 3 yaptı. Normalde e, şurası artı 3 burası eksi 3 eşitlikler yönü değiştirdi de ama sonra yerlerini değiştirdim ben. Bir de 4 çıkartıyorum. Artı 4 ekliyorum ya da 1 küçük eşittir. 4 eksi 3 sinüs x o da küçük eşittir. Kaç ekledim? 4. Burası da 7 mi yaptı? Evet. Yani 1 ile 7 arasında bak şuranın 1 buranın 7 olduğunu söyleyebiliriz. E o zaman tam burası ortası olmuyor mu? Hani şuradaki mesafe ile buradaki mesafe birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. O zaman burası da kaç yapar? 4 yapar. Yani şuradaki mesafeyi kaç buldurur bize? 3 buldurur. Evet burası 3 deyip sonra buradaki mesafeye de zaten şöyle hocam buranın biz pi bölü 2 olduğunu buranın da 3 pi bölü 2 olduğunu şöyle baktığımız zaman şu bundan bunu çıkarttığımız zaman buranın da pi olduğunu söyleyebiliriz. E burası da pi. Şu üçgenin alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den dolayı 3 çarpı pi bölü 2 diyebiliriz arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani cevap 3 pi bölü 2 çıkar mı çıkar. Ha istersen sen direkt e, grafiği de çizip işlemini yapabilirsin arkadaşım. Nasıl mı? Şöyle. Şimdi ben neyi elde edeceğim? 4 eksi 3 sinüs x'i elde edeceğim. Sinüs x'in grafiğini çizelim. Hocam sinüs, x sinüs 0'da e, sinüs 0'da 0 şöyle daha hala ezberleyemedim ya. Şöyle bir grafik değil mi? Sinüs sinüs x'in grafiği. 3 sinüs x'in grafiği ne olacak arkadaşlar? 3 sinüs x'in grafiği hatta e, önce 3 sinüs x'in grafiğini bulun. 3 ile genişleteceğim. Hocam 3 ile genişlettiğim zaman burası eksi 1'e 1'di. O zaman burası artı 3'e eksi 3 yapacak. Sonra eksiyle çarpacağım. E, fonksiyonu eksiyle çarpmak demek ne demekti arkadaşlar? Fonksiyonu eksiyle çarpmak demek şöyle x virgül eksi y yapmak demek hocam x virgül y erken, x virgül eksi y yapmak x'e göre simetriğini almak demek x'e göre simetriğini alacağım bunun x eksenine göre yansımasını almak demek hop şöyle mi oluyor arkadaşlar evet yani bizim burası yaptı Grafiğimiz de böyle oldu. Bak grafiği çiziyorum şu anda. Sonra bir de 4 ekleyeceğim. 4 eklemek demek de yukarı doğru 4 birim taşımak demek. Eksi 3'e 4 eklediğim zaman burası kaç yapıyor? Artı 1 yapıyor. Bak artı 1 yaptı burası. Şu artı 1 yapacak buraya gösterdiği yer. Sonra buraya 4 birim e, şunu kaç birim? 4 birim yukarı taşımak şurayı 4 yapar. E, burası da şurayı da 3 birim 4 birim yukarı taşımak 7 birim yapar deyip şekil grafik çizme mantığından da ilerleyebilirdin. Bu tamamen sana kalmış. Yani 7, 4 ve 1'i bu şekilde bulabilirdin. Burada hocam x'e ait herhangi bir değişiklik olmadığı için buradaki değerler de zaten ne? Pi bölü 2. İşte burası pi. Burası 3 pi bölü 2. Buradaki değerler de zaten değişmiyor. Çünkü x'i herhangi bir sayıyla çarpmamışım. 0 ile pi aralığında yani 0 ile 2 pi aralığında olacak. O yüzden burası pi bölü 2 ve burası 3 pi bölü 2 yapıyor. Yani buradaki yükseklik pi yapıyor dostlar. Tamam. İstediğin teknikte yap. Bu tamamıyla sana kalmış. Eşitsizlik yöntemiyle bulduk burayı 7 ile 1'i. Ya da grafiği çizip buradaki grafikten de bu şekilde yorum yaparak da sonuca ulaştık. Geldik son soruya. O F0, F1, F2 ve F3 fonksiyonlarının içi. Evet F0 fonksiyonu çizilmiş. F1, F2 ve F3 çizilmiş. O zaman tek tek bakalım arkadaşlar. F0'ı çizelim. Ee, ben K yerine 0 yazacak olursam. K yerine 0 yazdığım zaman 0 ile pi aralığında oldu burası. K yerine 0 yazdım F0 X ne eşit oldu arkadaşlar? Bu 2 üzeri 0 çarpı sinüs x'e eşit oldu. Yani sinüs x'e mi eşit oldu arkadaşlar? Evet. Birincisi bu sinüs x'in grafiğiymiş arkadaşlar. Sinüs x'in grafiğinin bir parçası. Ama bu 0 pi aralığında. Bak 0 pi aralığında sinüs x'in grafiği arkadaşlar. Zaten sinüs x'in grafiği şöyle değil miydi arkadaşlar? Şu pi'ye kadar bak bu şekilde. Evet tamam. Ondan sonra k yerine kaç yazalım? K yerine 1 yazalım. 1 yazdığımızda da arkadaşlar ne oluyor? Pi'ye 2 pi mi yapıyor? Evet pi'ye 2 pi aralığında bizim f1 fonksiyonumuz ne olacak? 2 üzeri 1 çarpı sinüs x olacak. Yani 2 sinüs x'in grafiği. Şurası da neleri pi ile 2 pi arasında neyin grafiğiymiş? 2 sinüs x'in grafiğiymiş arkadaşlar burası. Sonra k yerine 2 yazdığımızda... K yerine 2 yazdığımızda 2 pi ile ne arasında arkadaşlar? 3 pi arasında hocam f 2 x 2 üzeri 2 çarpı sinüs x o da 4 sinüs x'in grafiği arkadaşlar. Şurası 4 sinüs x'in grafiği. Sonra k yerine 3 yazalım. K yerine 3 yazdığımızda da 3 yazdığımızda da ne geliyor? 3 pi ile 4 pi arasında bizim f4 fonksiyonumuz f 3 x fonksiyonumuz 2 üzeri 3 sinüs x mi oluyor arkadaşlar? Evet. Yani 8 sinüs x'in grafiği olmuş oluyor arkadaşlar burası da. Tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi bu üçgenlerin alanları soruluyor. Arkadaşlar tabanı hepsinde pi değil mi? Evet burası da pi. Şurası da pi. Şurası da pi. Bu aralıklar böyle verilmiş çünkü. Burası da pi. Burası da pi mi? Aynen öyle. Yüksekliği bulacağız. Hop şöyle. Arkadaşlar. Y'sinin bir yapan değerini bulacağız değil mi burada? Evet y'sinin bir yapan değerini bulacağız. Hocam y'si bir yapan değer. Ya zaten bu sinüs fonksiyonunda burası zaten y'si bir ya. Şurası bir birim değil mi? Evet. Yani pi çarpı 1 bölü 2 burası. Tamam. Sonra geleceğim. Burası ne arasında? Pi ile 2 pi arasında iki sinüs x'in grafiği. Hocam burası iki sinüs x'in grafiği. 2 sinüs x'in grafiğinde şuradaki yüksekliği bulacağım ben. Hocam buradaki yükseklik ne olacak? Ha ben burada fonksiyonu ne ile çarpmışım? 2 ile çarpmışım değil mi? Fonksiyonu 2 ile çarpmak demek sinüs fonksiyonun grafiğinde. Bak dikkat et. Sinüs fonksiyonun grafiği şöyle değil miydi? Evet. Şurası 1. Burası eksi 1 demek değil mi? Evet. Ben bunu 2 ile çarptığım zaman 2 sinüs x'in grafiğini bulurken 2 ile genişleteceğim. Yani 2 ile genişlettiğim zaman burası ne olacak arkadaşlar? Burası 2. Burası eksi 2 mi olacak? Evet. Yani 2 sinüs x'in grafiğinde burası kaç olacak? 2 olacak. Ondan sonra öbürü de 4 sinüs x'in grafiği. Burası da 4 sinüs x'in grafiği. Fonksiyonu 4 ile çarptım. Yani burası kaç olmak zorunda? 4 olmak zorunda. O zaman bunun yüksekliği 4 yapar. Öbürü de 8 sinüs x'in grafiği. Çok güzel bir soru. O zaman buradaki ordinat ne olacak? 8 ile genişletilmiş şey olacak. Hocam burası da eksi 8 mi olmak zorunda? Evet. 8 ile genişletiyorum. 8 ile çarpıyorum. Burası da 8 olacak. O zaman birincisinin alanı pi çarpı 1 bölü 2. Artı ikincisinin alanı pi çarpı 2 bölü 2 yüksekliği 2 bulduk çünkü. Artı pi çarpı 4 bölü 2 pi çarpı 4 bölü 2 artı pi çarpı 8 bölü 2 değil mi? Evet pi çarpı 8 bölü 2. O zaman alan neye eşit oluyor arkadaşlar? Mükemmel bir soru. Ee, 8 10 14 15 pi bölü 2'ye mi eşit oldu? Aynen öyle. Süper bir soru arkadaşlar. Bak yorumu bilmezseniz yapamazsınız. Burada birincisine sinüs x'in grafiği sinüs x'in grafiğinde burası 1 yapıyor. İkincisi 2 sinüs x'in grafiği. 2 sinüs x'in grafiğinde ne olacak? Şunlar 2 ile genişletecek. 2 kat. Yani yükseklik 2 oldu. Sonra burası 4 sinüs x'in grafiği 4 katı olacak. Yukarı aşağı 4 kat yükselecek. Yani 4 kat oldu. Yükseklik 4 oldu. 8 sinüs x'te de yükseklik kaç oldu? 8 oldu. Süper bir soru. Vallahi sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Cevabı da böylelikle 15π/2 bulduk arkadaşlar. Ve bitirdik mi? Bitirdik arkadaşım çok güzel bir şekilde bitirdik. Yani hem mantığını her şeyini sana göstermeye çalıştım. Elimden geldiğince farklı tarzlar var. Ee, ama kafanda bir şeyler oturmadıysa her zaman söylüyoruz. SML Hoca ya da Mert Hoca'nın şeyine de bir şöyle bakmanı da istiyorum. Ama burada gerekli ilk baştaki mantığı böyle fonksiyon dönüşümlerindeki mantığı bildiğin zaman sanki bu grafikleri de çok rahat bir şekilde yaparsın. Bir de sinüs ve de grafiğini bilmen şartıyla tabii ki değil mi? Evet benim bu ders anlatacaklarım bu kadar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende trigonometrik teoremlerde sinüs ve kosinüs teoreminden bahsedeceğiz yani. Orada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.